Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri. Ankara kulisinde bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz geriye gideceğiz. Oradan günümüze geleceğiz. Çünkü çok ilginç ilişkiler ağının e, önemli tespitleriyle A Ankara kulisinde sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde yaptığı bir e, konuşmada aynen şu cümleleri söylüyordu. Mealen e, Sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi bu parlamento tarihe bir not düştü. Gazilik ünvanına uygun bir not düştü. Bir sürü insan içeri alındı. O karmaşa içinde haksızlık ve hukuksuzluk olabilir. Ama daha sonra hukuk içerisinde bir FETÖ borsası kuruldu. Ama daha sonra hukuk içerisinde bir FETÖ borsası kuruldu. Bu cümleyi bir kez daha okumak istiyorum. Çünkü bunun e, ilerleyen zamanlarda karşımıza çok çıkacağını söyleyelim. Bunu ben söylemedim. Sabah gazetesinden bir köşe yazarı. Bizim havuz medyası olarak tanımladığımız bir sabah yazarı diyor. Sizlerden bir milletvekili de söylüyor. Aynen şöyle. FETÖ borsası oluştu ve bu işle uğraşan özel bir ekip var. AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı evinde gözaltındayken polis kılık, kılıklı iki kişi gelip infaz ettiler. Çünkü FETÖ borsası ile ilgili çok şey söylemişti. FETÖ borsası ne demek? Ödemene göre para veriyorsun, önemine göre para veriyorsun, tahliye ediliyorsunuz. Bu sözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Neden mi böyle başladık? Sezgin Baran korkmaz. Çok bahsettik. Hatta e, mallarından, mülklerinden, e, ilişkilerinden, çöktüklerinden bahsettik. Sezgin Baran Korkmaz, borajet için önce şirketin sahibi Yalçın Ayaslı hakkında kendisine yakın gazeteciler aracılığıyla FETÖ'cü kampanyası başlatmış. Bunun savcılık soruşturması takibiyle de Ayaslı hisselerini Sezgin Baran Korkmaz'a devredip Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Hoş Ayaslı daha sonra kendisini kısmen de olsa temize çekmeyi başardı. Bu ayrı bir konu. Zira lobicilik faaliyetleriyle de adı anılıyor. O da bugünün konusu değil. Gelelim artık iyice karmaşıklaşan ilişkilere. Diyan Ekşioğlu ile devam edelim. Ekşioğlu, EPKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı inşaat, teknoloji, savunma teknolojileri alanında çok sayıda şirkette bulunuyor. Ekba Holding, Torbalı'da, Kağıthane'de ve Fikirtepe'de bir de kentsel dönüşüm projelerini yürütüyor. Paramount Otel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, Paramount Otel Türkiye'de çok konuşulunca bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, hatta otellerinin nasıl ele geçirildiğini falan da anlatmıştı, çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Diyor ki, Cihan Ekşioğlu babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla geldi. Baktığımızda görüyoruz ki Ekşioğlu'nun savunma ile de yakın ilişkileri var. Hani o tankla gelme ilişkilerini tankla gelecek kadar da ilişkileri olduğunu görüyoruz. Anadolu Ajansı 2020'de 2020 yılında yaptığı bir haberde Ekba Holding yabancı yatırımcıların gündeminde olan Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ'yi satın aldı diye bir haber yapıyor. Ekşioğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesinde bulunan savunma sanayi başkanı Demir'le Paramount Otel'de görüşüyor. Onu burada ağırlıyor aracılar aracılığıyla. Aynı zamanda da savunma ihalelerine de girip çıkıyor Ekşioğlu. ABD ile bir görüşme gerçekleştiriyor Ekşioğlu. Libya'ya silah satmak istediğini söylüyor. Bunu kendisi anlatıyor üstün Amerika Birleşik Devletleri önce kendisine olmaz diyor. Ardından da yeni bir telefon alıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden ve silah satabilirsin diyorlar. Ekşioğlu burada kendi aktarımına göre bir ders çıkarıyor ve az önce Anadolu Ajansı'ndan da aktardığımız haberin de bir parçası olacak şekilde yerli yatırımlara ağırlık veriyor. Ekşioğlu'nun siyasi çevresi de çok geniş. Ekşioğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuru, eski başbakanlardan Binali Yıldırım gibi AKP'li isimlerle de makamlarında dahi görüşme gerçekleştirebiliyor. Veys Ateş'in de başını yemişti. Veys Ateş'le de yine kendi otelinde görüşmüş, onu orada ağırlamıştı. Cihat Yaycı ile de. Hani şu Mavi Vatan doktrininin mucidi amiral ile de yakın ilişkileri mevcut. Otelinde bile ağırlanmış. Eski Mepeli, şimdilerin Demokrat Partili Demokrat Parti vekili Cemal Engin Yurt'la da yakın arkadaş ve o da otel misafirlerinden. Eh bunlar şimdiye kadar gördüklerimiz aslında. Bir de görmediklerimiz var siz düşünün. Bir de FETÖ borsasının bir diğer ayağına gelelim çünkü Ekşioğlu'na Ekşioğlu, e, Ekşioğlu anlatabilmek için oraya da bakmak gerekecek. Çünkü suç örgütü lideri Sedat Peker diyor ki Victoria Gardens'a, Ukrayna'daki Victoria Gardens'a çöktüler. Gardens, Aytaç, Ocaklı'ya aitmiş. Ocaklı'nın adı Zekeriya Öz'ü yurt dışına kaçırmak inan alınıyor Sabah gazetesi ve Nedim Şener öyle diyor. İsimler, Ocaklı'nın farklı isimleri kullandığı da biliniyor. Ve e, bu isimler 17-25 Aralık'tan da tanıdık geliyor. Şöyle tanıdık geliyor. Ağoğlu'nun yurt dışı satış danışmanlarından Halil İbrahim Demirhan ve kardeşi Ali Demirhan ile... Savcı Zekeriya Öz, Ergenekon davalarının o meşhur savcısı şimdilerde yurt dışında kaçak yaşıyor. Ee, bel, Öz'ün belge almaları için ofise yolladığı müt müteahhitlerden biri Aytaç Ocaklı savcılıkta ifade veriyor ve o gün oraya niye gittiklerini söylüyor. Belge mi? Belge Ali Ağaoğlu'nun özü, Savcı Zekeriya Öz'ü tatile gönderdiğine dair belgeler. Yok etme niyetindeler. Ocaklı'da gidenler arasında. Ocaklı ile Öz arasında yakın bir ilişki olduğu açık. Bu çok rahat bir şekilde görülüyor. Altını çizelim ki Peker'in burada suyu bulandırmak istediği de belli. Yani Ocaklı Özle belki de dolaylı olarak Gülen Cemaati ile ilişkili. Yani bu belli ama ilişki nereye kadar ilerlemiş o ayrı bir soru işareti. Çünkü henüz darbe girişimi olmadan Aytaç Ocaklı ile Tayfun Aktaş hakkında bir basit tehdit suçlaması ile az önce bahsettiğimiz konuya ilişkin olarak 2 yıldan beş yıla kadar hapis cezası sistemiyle bir iddianame düzenlenmiş ve e, bu da önemli bir diğer delil. Dikkatlerden kaçmasın FETÖ borsası ile ilişkili birçok olayda dolaylı ya da doğrudan e, Ocaklı'nın adı da geçiyor bir de Ekşioğlu'nun adı geçiyor. İstimi geçen bir diğer isim Burak Başlılar yol bu defa Libya'ya çıkıyor. Sistem inşaatın ortağı genç yaşlarda Libya'da büyük işler yapmış Burak Başlılar. Henüz kırıklı yaşlarında Libya'da yaptığı inşaat işlerinin büyüklüğü düşünün ki 1,5 milyar dolara ulaşıyor. Şöyle 2010'lu yıllardan bahsediyoruz. Hani Kaddafi'nin tahtının yavaş yavaş sallandığı, düşmeye başladığı yıllardan bahsediyoruz. Daha doğrusu Libya'nın artık tamamen iç karışıklığa gömüldüğü yıllardan. Sabah gazetesinde, Milliyet gazetesinde başlığın reklamları falan yapılmış. Yani böyle uzun uzadıya anlatmışlar, övmüşler. Onun da yolu Zekeriya e, Öz ile kesişiyor. Öz'ün 500 bin dolar aldığı iş insanı Burak Başlılar ile birlikte yani iş insanı diyoruz o dönemlerde öyle anılıyor. Mali Şube Komiseri Özgür Erol'a 17-25 Aralık'tan bir gün önce borsada işlemler yaptırarak her ikisini yüklü zarardan kurtardığı iddia ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa değeri ve hacmi en yüksek 30 hisse senedi için işlem yapan Burak Başlılar 1200 adet uzun zamanlı işlemi bulunmasına rağmen 1100 adedi 16 Aralık günü işleme koyuyor. Operasyonların kamuoyuna yansıması sırasında işlem yapsa belki de 1,5 milyon liralık bir zararı olacak ama çok ilginçtir ki içeriden gelen bilgiler sayesinde hoş bu içeriden gelen bilginin de artık Zekeriya Özle ilişkili olduğunu biliyoruz ki zararın yaklaşık 400 bin lirada kaldığı belirleniyor ve 1 milyon 100 bin liralık bir zarardan kurtuluyor. E. Evet. Başlıları FETÖ suçlamalarından kurtarmak için devreye giren savcı da tanıdık. Hani e, Sedat Peker bahsediyor ya. O da gezi iddianamesini hazırlayanlardan. E, Ankara'da gezi döneminde öldürülen Ethem Sarısülük içinde ilahi adalet paylaşımı yapan birisi. Şimdi sıkı durun. Çok ilginç bir noktaya geliyoruz. Savunma ihaleleri alan, albümünde siyasilerle olmadık fotoğrafı kalmayan, üst düzey isimlerle çok yakın ilişkileri olduğu bilinen daha 2020 yılında bile savunma sanayine dair işler yapan Ekşioğlu'nun ortağı Başlılar evet. Burak Başlılar aynı zamanda Ekşioğlu'nun ortaklarından. Bir de Ekşioğlu'nun emanetçisi olarak biliniyor. Burada Sezgin Baran Korkmaz devreye giriyor. Sezgin Baran Korkmaz'dan ve başka isimlerden toplanılan kağıtların yani değerli kağıtların emanetçisi olarak da Burak Başlıların kullanıldığını biliyoruz. Ekşioğlu'nun emanetçisi bu arada. Bunu biz değil bir de yani ortaklık ilişkisini biz değil İstanbul Ticaret Odası da söylüyor resmi kayıtlara göre de bir ortaklıkları mevcuttu. Parlatıldığı ilk yıllarda tanınmayan başların bir da, diğer ortağı mı? O da tanıdık. Fethah Tamince. Yıllar evvel Burak Başlılar ile Bodrum'da birkaç koya yapılacak dev bir kompleks yapacaklarını açıklıyor Fethah Tamince. Sonra ikilinin vergi kaçakçılığı yaptığına dair belgeler de ortalığa saçılıyor. Bu da bir diğer ortak. İlişkilerin özeti şöyle sevgili takipçiler. Zekeriya Öz ile işbirliği yapan isimler. Savunma sanayinden ihaleler alan ve Anadolu Ajansı'nda bundan övünülerek bahsedilen bir diğer isim. Ve bu bu, bu isimler ilişkililer. Ortaklıkları var. Zekeriya Öz'le bağlantıları var. E, hoş Gülen cemaati ve Ergenekon e, çekişmesi, Ergenekon soruşturmaları çekişmesi malum. Her iki tarafla da iş yapabilen isimlerden bahsediyoruz burada. Yani çok 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 ilginç ilişkilere sahip bir e, topluluktan bahsediyoruz. Büyük ilişkiler ağının yalnızca bir kısmını sizlerle paylaştık. Kafanızı çok da karıştırmadan sizlerle paylaşmaya çalıştık aslında. Bir çökme, çökülme hikayesidir gidiyor. Gemi büyüdükçe büyüyor. Herkes aynı gemideymiş meğer. Eh, bir de işin bir diğer boyutu var. Pekar diyor ki istihbara dosyalar hazırlıyor. Bu da dikkat çekici bir iddia. Geçtiğimiz günlerde bu konuya dair de da bazı iddiaları yine Ankara kulisi programında dile getirmiştik. Bilgilerin sızdırıldığına dair çeşitli söylentiler var Ankara'da. Ama Sedat Peker suyu mu bulandırmak istiyor yoksa söyledikleri doğru mu? Bunu zaman gösterecek. Ancak açık ve net bir şey var ki birbirine çok net olarak düşman olarak görülen hatta belki de cezaevlerinde yatmak yatmaları gereken mevcut soruşturmalar ve cezaevinde yatmaları gerekenler iç içeler farklı farklı ilişkilerden geliyorlar ve bir anda yolları hem kesişiyor hem ayrışıyor. Anlayacağınız o. Kliklerin kavgası büyüyor. Büyüdükçe de ortalığa çok daha farklı ilişkiler seriliyor. Bugün savunma sanayini pırnak içerisinde söyleyecek olursak FETÖ'den kurtarma operasyonları yapılırken geçmişte FETÖ ile ilişkili olduğu bilinen bazı isimlerle ortaklıkları olanlar bir de buralardan ihale alabiliyorlar. Bu da işin bir diğer tarafı. Şimdilik Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Elbette bu ilişkileri deşmeye ve bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.